Merhaba, Profesör Doktor Safiye Yılmaz ben. Kornea nakli nedir ve kimlere yapılır? Kornea dediğimiz doku, gözün en önünde saydam olan, saat camı gibi saydam olan bir dokudur aslında. Ve bizim sağlıklı saydam olarak dünyayı görmemiz için ömrümüz boyunca da saydam olarak kalması gerekiyor. Ama bazı hastalıklarla doğuştan olabilir, sonrasında gelişen bir takım kornea hastalıklarında ya da kornea enfeksiyonlarında iyileşirken leke bırakarak iyileşebilir. Bu tip hastalıklarda korneanın yapısı bozulduğunda kişi göremez hale gelir ve kornea nakli dediğimiz bir ameliyata gereksinim duyar. Bu ameliyatta saydamlığı bozulmuş korneayı çıkarıyoruz, yerine yeni saydam bir kornea takıyoruz ama bu yapay bir kornea değil. Kornea nakli dediğimizde aslında biz ölüden aldığımız sağlıklı korneayı yaşayan canlı bir dokuya nakletmiş oluyoruz. Burada dediğim gibi kimlere yapılır? Her yaş grubunda korneası bozulmuş hastaya yapılabilir. Küçük yaş grubunda red riski daha yüksektir. Ancak yine de küçük yaş grubunda da korneası tamamen bozulmuş, saydamlığını kaybetmiş çocuklarda mutlaka nakil gerçekleştirmek durumundayız. Diğer türlü o yaşlarda önünü alamadığımız tembellik sorunuyla ileride baş etmemiz mümkün olmayabilir. Genç yaşlarda keratokonus dediğimiz korneanın bozukluklarında genelde genetik olarak aktarılıyor ama işte alerjik çocuklarda sıklıkla gördüğümüz keratokonus dediğimiz hastalıklarda ya da herhangi bir enfeksiyon geçirildiğinde ya da herhangi bir travmayla gözün üst tabakası korneası bozulduğunda, saydamlığını kaybettiğinde mutlaka kornea nakliyle tedavi etmek gerekiyor. Nakilde bahsettiğim gibi sağlıklı ama ölüden alınan sağlıklı korneanın kişiye nakledilmesi şeklinde. Kornea sağlıksız olan bulanık kornea yerinden çıkarılıyor özel aletlerle. Aynı boyutta çıkarttığımız kornea boyutunda diğer korneayı kesip kişinin gözüne dikişlerle tutturuyoruz ve daha sonra o kendisi kaynıyor zaten. Bunlardan en büyük sıkıntı red riski aslında. Yani vücudumuz kabul edecek etmeyecek o sorun ama diğer organ nakillerinden çok düşüktür red riski. Ve çoğu uyumlu olarak bundan sonraki hayatında yeni korneasıyla devam eder bu hastalar.